Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Akşak'ın Esra'nın Gücü'nün stüdyoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün konumuz 1-5-0 gücelmesiyle alakalı olacak. Aynı şekilde yurt dışındaki bir abimiz bu güncellemenin videosunu bana yolladı ve ben de bu videoyu sizlere sunmak istiyorum ama öncelikle lütfen Videoyu atlamadan ve sonuna kadar izlerseniz Bütün bilgileri sizlere anlatmış olacağım Bu skin kaplamasını biliyorsunuz ki bir önceki videomda Çekilişi de sizlere vereceğimi söylemiştim ama yoğunluktan dolayı çekilişi gerçekleştiremedim Ve instagram sayfamda ücretsiz bir şekilde özür maliyetinde sizlere bu skin kaplamasını Yayınlayacağım Instagram sayfamı aşağı açıklama kısmına linkini bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz İsterseniz detaylı şekilde güncelleme videosunu anlatmak için Videoya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar bugün İstanbul bol seferi gerçekleştireceğim aynı şekilde benim için de güzel bir sefer olmuş olacak lütfen böyle bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve sizlerden bu videoyu artık 200 like bekliyorum ve gerisini sizlere bırakıyorum e şöyle söyleyebilirim ki yurt dışındaki abimiz videoyu bana yayınladı aynı şekilde ben de sizlere sunmak istiyorum ki bu videoyu e lütfen sonuna kadar izlerseniz detaylı şekilde videoyu ve anlattıklarımı dinlemiş olacaksınızdır ve bir takip için bana şöyle mesaj yazmış Abi güncelleme geldi ve ben bu oyunu güncelledim. Güncellemenin boyutunu sizlere söyleyeyim. 632 MB. Güncelleme ile beraber 21 otobüsün gelmediğini söylüyor bu arkadaşımız ve yolların değiştiğini söylüyor. Baktığımız zaman bir takipçim daha bana mesaj atmış. Aynı şekilde tekrardan güncellediğini söylüyor ve bu güncelleme ile beraber hiçbir şeyin gelmediğini bana mesaj olarak attı Instagram'dan. Yani şöyle söyleyebilirim ki bu tamamıyla bir karmaşa olabilir ZuxGame tarafından. Yazılım hatası olabilir. Altını çiziyorum ki yazılım hatası olabilir. E, bu güncelleme sadece App Gallery'e gelmiş Sizler de biliyorsunuz ki. Videoda zaten sizlere sunacağım. Yurt dışındaki abimizin attığı video yani 1.5.0 ile ilgili olan videoyu sizlere az sonra sunacağım. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Yani yazılım hatası nedir peki? Şöyle söyleyebilirim ki App Gallery e yanlışlıkla atanmış olan 1.5.0 güncelleme hatası diyebilirim sizlere. Peki bu güncelleme ile beraber oyuna neler eklenmiş? E, arkadaşım dediğine göre yeni yollar oyuna eklenmiş. E aynı şekilde sizlere ben de videosunu sunmuştum zaten biliyorsunuz ki yeni yollar eklenecektir diye. Baktığımız zaman nerede olduğunu o da bilmiyor. Çünkü hesabı sıfır olduğu için şöyle söyleyebilirim ki 1.5.0'a güncellerken hesabınızı silmeniz lazımmış. Hep galerideki cihazlara öyle bir mesaj gelmiş yani. Peki Android ve iOS'lara ne zaman gelir bu güncelleme? Şu an olarak bilmiyoruz ama bu hafta ciddi amara çok yakın geliyor. Bu hafta hazırlıklı olan gibi büyük güncelleme her an gelebilir. Baktığımız zaman bu güncellemeyle beraber yeni yollar bizleri karşılayacak. E şöyle söyleyebilirim ki yeni bir otobüsün gelme oranını yüksek buluyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim ki eğer bu bir yazılım hatasıysa yani eğer biz bu oyunu güncellersek Android ve iOS'larda yani oyunun çökme oranını yüksek buluyorum ben. Peki nasıl olabilir bu güncelleme? Yani şöyle söyleyeyim ki oyunu güncellediğimiz zaman hesabımız silim oranı da yüksek. Yani sıfırdan başlama oranımız da yüksek. E şöyle söyleyebilirim ki yani bir an önce bu hatanın düzeltilmesini bekliyoruz açıkçası. Peki bu güncelleme ne zaman geldi iOS'lara? Şöyle söyleyebilirim ki Ocağın 7'sinde oyuna eklenmiş ama baktığımız zaman kimse farkında değil. Yani bu da demek oluyor ki bu bir yazılım hatasıdır. E aynı şekilde bu hatanın düzeltilmesini bekliyoruz ki Android ve iOS'lara yansımasın. Aynı şekilde bizler de mağdur olmayalım. E bu güncellemeden cidden umutluyuz. Aynı şekilde bu güncellemeyle beraber yeni yolların geleceğini sizlere şimdiden tekrardan söylemek istiyorum ki yeni bir otobüs gelir mi? Ben tabii ki de yüksek buluyorum bu otobüsün gelme oranını. Peki hangi otobüs gelebilir bu güncellemeyle beraber? Yeni nesil bir otobüsün gelmesini tabii ki de bekleriz. Volvo veya yeni Neoplan, Skyliner gibi otobüslerin oyun eklenmesini cidden bekliyorum. Yani yurt dışında popüler otobüsler tabii ki de bunlar. Ee, şöyle söyleyebilirim ki sizler şimdiden hazırlıklı olurum. Bu hafta gelme oranı ben yüksek buluyorum. Ee, şimdiden söyleyeyim ki bu güncelleme tamamıyla yazılım hatası. E App Galeriye gelen güncelleme. Şöyle söyleyebilirim ki e, bu güncelleme ile beraber hiçbir şey gelmediğini sizlere şimdiden söyleyeyim. Yani yazılım hatası olduğu için de tamamıyla gelmiş sayılmıyor. Baktığımız zaman da videoyu sizlere şimdiden sunmak istiyorum. iyi seyirler diliyorum şimdiden sizlere. Arkadaşlar sizler videoyu izlediniz ve görmüş olduğunuz gibi güncelleme ile beraber hiçbir şey gelmemiş çünkü bu bir yazılım hatası. Şimdi size söyleyeyim ki yani yurt dışındaki kabimize tekrardan teşekkür ederim iletiyorum ki bu videoyu bana yolladığı için. Baktığımız zaman güncelleme 1.0 güncellemesi olarak gözüküyor. Sadece ismiyle beraber yazılım hatası olarak oyna eklenmiş. Ocağın 7'sinden beri kimse fark etmemiş tabii ki de şu ana kadar. E aynı şekilde yorumlarda bizler de Görüyoruz tabii ki de bu, bu güncelleme ile ilgili gelecek olan listeleri. Baktığımız zaman bu güncelleme ilk yazılım hatası olarak gelmiş. Çünkü Android ve iOS cihazlara yansıma oranı yüksek. E peki bu hata düzeltilir mi? Veya 1.5.0 geldiği zaman App Gallery 1.5.1 olarak mı gelecek? Tabii ki de hayır. E bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Şöyle tabii. söyleyebilirim ki inşallah bizler bu güncellemeden kötü bir şekilde etkilenmeyiz. Baktığımız zaman çökme veya bu tarz hataları Android ve iOS'da olmasını istemeyiz. Görüyorsunuz kütüpte cidden 1.5.0 güncellemesi gündem oldu aynı şekilde inşallah e, Zuxet etkileri e, bu güncelleme hatasını e, bir an önce belirlerler ve e, bir an önce çözüm bulurlar diyorum. E, görmüş olduğunuz gibi Android ve iOS'lara daha bir yazılım güncellemesi gelmedi. Aynı şekilde bu güncelleme sadece App Gallery'ye geldi ki bu da yazılım hatası olarak oyuna eklenmiş durumda. Yani şöyle söyleyebilirim ki şu anlık ortada bir güncelleme yok. Zaten olduğu zaman da Zuxet Instagram sayfalarından veya başka sosyal medya aracılığıyla bizlere sunuyorlar. Yani bugünlük videomuzda da bu kadardı. Elinden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Ve böyle videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Aynı şekilde anlık olarak videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hepinize iyi. görüşmek dileğiyle.